Arkadaşlar hepinize merhaba. Rahatsızlandım o yüzden birkaç gündür video gelmiyordu. Evet şimdi en son market simülatörü mü diyelim? Hayat ve market simülatörü. Bunu oynuyorduk. Arada ben biraz girdim, oynadım ama boğazlarım çok ağrıdığı için abi öksürdüğüm için falan video çekemedim. Şimdi marketimizin önünde inşaata başladık. Sami Usta şimdi onunla ilgileniyor. Markete biraz raf falan aldık. İşte bu arada epey bir güncelleme geldi. Sanırım 4 tane. Mesela bu kasaba köy arasındaki şeyi buraya kurdular. Açıkçası pek hoşuma gitmedi kalitesi ama yine de yaptılar yani. Şimdi arabayı şuraya park edelim çünkü inşaat burada devam ediyor ya. Şimdi Sami Usta sürekli gelip para istiyor böyle bir tip. Habere bir şeyler ya bozuluyor ya kırılıyor. Marketimizi Shop Manager dediğimiz programla saat 7'de otomatik olarak açtırıyoruz artık. Bunu da şuradan değil ya. Nereden? Ha, Application Store'dan aldık. Bir sonraki şeyim banka şeyini almak. Paraları falan kontrol etmek için. Buradan fatura ödüyorduk. Buradan şikayetleri falan görüyorduk. Şu da bizim durumumuz. Evet. Şimdi marketimiz açık. Yalnız ben bir şunu bir daha açıp kapatacağım. Çünkü bug'a giriyordu. Müşteri gelmiyordu. Heh. Şöyle bir dursun ha. Şimdi şu Sami abi gidip bir para verelim. Bunun işte birkaç tane de adam çağırmam lazım falan diyordu. O sebepten 1000 lira daha istedi. Çok sinir bozucu açıkçası. Çünkü yok trak, yok kamyonun mu bozuldu, mikserim mi bozuldu, yok şunu da alacağız, yok bunu ya. Kardeşim ya anlaşıyorsak bir paraya onu şey yapalım. Ben sana arabam bozuldu diye ya da bilmem neyin bir şey oldu diye niye ben ona habire para vermek zorunda kalıyorum. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi markete rafları burayı ikiledik falan böyle. Bunlar hep ikinci elden. Tabi buna bir ikinci el, diğerleri bir yeni. Bunlar yeni. Yeni aldım. Şunları da yeni aldım. Evet. 100 dolar çalışanımızın parası gitti şu anda. Evet. Gidelim bir alışveriş yapalım. Gördüğünüz gibi çoğu rafların çoğu boşaldı. Nasıl yapabiliriz? 5-10 en az 15 koli bir şey alabiliriz. Şimdi daha bankaya 1000 dolar borcumuz var. Tabi onu ödeyip anında çekebiliriz muhtemelen. Şimdi banka buradaydı. Evet. Benim beklediğim düzeltmelerden biri şu. Yani böyle bir şey burada olması çok sinir bozucu. Yani bildiğin öyle asfaltın üstünden geçirdikleri belli. Sert bir şeyleri var. Yeni yapılan evler de aynı şekilde. Sonradan yapıldığı çok bariz belli oluyor. Ama işte bakalım belki bir düzenli düzeltmeye giderler. Evet, benzincimiz hakikaten Golden ismi dediği gibi fiyatları çok pahalı. Şimdi henüz elektronik falan satamıyoruz. Çünkü yeterli seviyeye ulaşmamıştık. Şimdi hop. Yeni ürünler geldi. Çoğunu elektronik bölümüne falan geldi. Ekran kartları olsun, şeyler olsun baya bir ürün getirdiler. 9 10 10 10 10 10 9 12. Bundan bir tane alalım. 12 12 15 15 geç. Geçiniz. Bundan da alalım.
tarafından da yoktu kahvemiz. Çay gitmiş. 55-55. Hadi şu kahveden de alalım. 62-70. Bundan gitmiyor. Bunu geç. Yumurtayı geç. Bunu geç. Geçiniz geçiniz. Bu ne? Köpek maması. Köpek maması vardı. Bezelye elimizdekiyle idare edeceğiz. Bunu da geç. Sakızı geç. Şu anda almanın bir anlamı yok. Evet, bundan bir tane alalım. Ya buraya sürekli gidip gelmek lazım. Fiyatları kontrol etmek lazım. Şöyle yerleştiriyorum ki rahat rahat 5 taneyi koyabilmek için. Hops. Yani tamam. 4. Dediğim gibi 5 buraya, 5 o tarafa, 5 tane de üzerimizde duracak. Mayonez, mayonez, mayonez. Mayonez az gidiyor. Salata sosu da az gidiyor. Ketçap gidiyor. Ya da şimdi bir artan dur bir turbaya atalım bakalım. Bunlarda var mı indirim? 25 olmuş. 44 yok. 18'i 20. Bundan alalım kalmadı içecek. 11 15 al. Bunu geç. 6'ya 5. Bu da şimdilik dursun. 12 10. Bundan bir tane alalım. Şu arkadaştan da kalsın. Bundan da alalım. İçecekler, evet raflar bayağı boşaldı. Aslında hedeflerimden biri her aldığından 2 veya 3 koli almak bir seferde. Neden derseniz en uygunu her gittiğinde uğraşmaktansa bir sefer alıp raflar yeterli. Bir sefer alıp oraya dizip bırakacaksın böyle git gel git gel. O mu düştü bu mu yükseldi? 17-20. Bundan bilmiyorum, şundan alalım. Bu arkadaş satılıyor. Bu yüksekmiş fiyatı. Şunun fiyatı iyi ya, şundan bir alalım biz. Bir tane daha. Şundan da alalım, bundan sanki yoktu. Bundan var. Var var. Reçel 18-25. Burada başka ne var? General Drill. Bundan da var. Un, mon. Şundan da alalım bir tane gidelim. Bir daha gelmemiz gerekecek de en azından bu seferlik bir gidip rafları yerleştirelim. Çünkü mağaza puanı düşüyor. Müşteriler gelip gittikçe bir şey bulamazlarsa. Şu kötü, şu anda kulaklıkla oynuyorum ya. Sağ kulaklık bölümü daha fazla ses geliyor. Yani bakın şu arada sesi ortalıyorum. Tamam hani dinleyeceksin ki gerçeklik. Ya kardeşim gerçeklikte de yani bildiğin sağ kulağından duymuyorsun ki. Yani sanki sağ tarafta şurada ya motor. Oradan şeyi dinliyorum. Bakın şimdi şu temizlemen geçitte çok yavaşlamayacağım. Araba ne hale gelecek? Aa çarpışmayı biraz azaltmışlar. Hayret. Arkası falan fırlıyordu arabanın o kadar şey. Evet şimdi bakalım bu amca kimseyi getirmemiş gibi. Muhtemelen uyuyup uyandıktan sonra başkaları da gelecek. Evet. Önce elimizdekileri boşaltalım.
O da arkada dursun. Bundan fullmüş. Neyse şuraya dizi verelim biz yine de. Kalabalık gözüksün. Şimdi bundan yoktu değil mi ya kesinlikle? Olan bir şeyden mi aldık? Yok. Evet, güzel o zaman. O zaman iyi. Dediğim gibi şunun yanında aslında bir sıra daha vardı bundan. Yani şöyle yapmaya çalışıyorum, dediğim buydu. Mesela şey, makarna falan çok gitmiyor. Aa, satılmış bile bir tane. Sol tuşa basacağım, ama F'ye bastım, ürünü elime aldım, neyse. Hayda, bir tane daha aldırdık ama alışkanlık olmuş ya, şimdi orada 5 gidip 5 getiriyordum hep. O sıra bitince otomatikman geri döndüm. Şimdi bu ilk başta bunu böyle nasıl mirinde oluyor herhalde bu da. Nasıl ilk başta çevirirseniz geri kalanlar da o şekilde çıkıyor. Evet, dediğim şey tam da burası arkadaşlar. Mesela hep bak 2 2 2 2 2, yani şeyi görüyorsunuz daha rahat. Yani her sefer 5 tane biti veriyor. Bu şekilde aslında bir sıra daha, bir kere daha alınabilir. Daha özür şeylerinizde alışverişiniz daha kolay oluyor daha sonrakiler. Şimdi bakın, mağazadaki ürünler arttırdıkça hakikaten geliriniz şey oluyor, puanı toplaması zor. Şurada %30 olduk, yani %40. Bak, %30'da ev şeyleri, %40'da ayakkabı, %60'da da elektronik açılıyor tam olarak.
Valla dediğim gibi şu dükkanı bir anda doldurup bizim buzdolabımız yok. Sorunlardan bir tanesi de o. Şimdi gidip en arkadakini mi aldınız? Bak şurada bir tane kahve vardı. Arkadaş, niye gidip en arkadakini alıyorsun ya? Çay almadık, değil mi? Evet. Çok güzel. Raflar dolu dolu. Şey yetmiyor. Kesinlikle bunun büyüğünden almamız lazım meyve için. Ama güzel raflar da çok pahalı. Bakalım. Bundan çok gitmiyor. 3-4 günde bir tane satılmış açıkçası. Mesela bundan tek sıra ya böyle sıkıştı bir konu olabilir. Bir şey bulamadılar. O dudup diye bir ses geliyor ya. O bir şey bulamadıkları zaman oluyor. Kötü bir ses. Evet. Arkadaşlar rafları şimdilik bir dizdik. Yani doldurdukça doldurabiliriz. Biz bir yemek yiyelim. Canımız epey bir gitmiş çünkü. Yani buradan şundan bir tane yiyelim. Şuradan da bir şey içelim. Evet. Kahve makinesi almıştım. Büyüteceğiz işte yavaş yavaş. Olacak yani bir şey bu. Olacak olacak bir şeyler de. Baya bir şey sattık yine ya. Vallahi kalmadı, raflar boşaldı. Para yine iyi geldi. Yine böyle bir 15 parça daha gidip almamız gerekecek. Saat 18.20'de şey kapanıyor. Bizim mağaza 8'e kadar. Şimdi biz oraya bir daha gideriz. Bakalım neler bulamışlar. Kola, şeker, telefon şeyi, muzlu bilmem ne, air freshener, body oil, vücut kremi, yağı, paper cups, kağıt bardak, tropical melon, melon kavun muydu ya? Evet, waste 2, waste 2 ya, bu elektronik şeylerden biri ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Yine bak satılmamış şu şey ya. Lahana. Bu ne? Soğan 3 tane kalmış. Soğan 3 tane var zaten rafta. Evet biz bu arada bir parti daha gidip gelek. Para geliyor. Akıyor akıyor para. Puanımız düşmesin. Ey kaçın bakayım. Burası da çok yüksek. Görüyor musun? Burayı da bir düzenlemesi lazım. Şuralarda çıkamıyorsun zaten. Araba kalıyor. Böyle farlarımızı da açalım ama bir şey belli olmadı. Evet, buradaki çarpışma olayını sanki düzenlemişler. Biraz da şu motorun bağırma şeyini ayarlasalar. Çok güzel raflar var ama
Yani 1000 lira falan, yani 1000 dolar, 1000 lira diyorum. 1000 dolar, 2000 dolar yani. Bir şekilde mesela demin 7-8 dolar farklı ürünler bulmuştum ya. O zaman çok almanız lazım. Yani evet, yine biz kardeş buralara bakamıyoruz daha. Buzdolabı olsa şey 30-35 bir tane al. Bundan dursun, burada dursun, burada dursun. Sen de dur. Sen zaten satılmıyorsun. Bundan aldık. Bundan var mıydı? Hadi al bir tane daha. 41-45 bundan var. Bunu geç. Bunu da geç. Bunu da geç. Sen de kal. Hadi şu da gelsin bir. Şimdi evet, sonra şuna baktık. Diş macunu yok, bardak. Tem bir tanesi sordu. Hadi al gitsin ya. Un yok, şeker yok. Şimdi de dursun. Cam şeyden var da satılmıyor zaten. Bundan aldık mı? Bilmiyorum, al gitsin. Makarnayı geç, burada geç. Gel bakalım, sen de gel hadi. Diğer bisküviler şu an için. Al şundan da bir tane gelmişken. Biz demin bundan aldık mı? Koli daha al ya. Bir, iki, üç, dört. Hadi koçum. Hadi do. Evet, sorun bu. Şöyle iyice sıkıştıralım. Evet. Son parti. 17:20. Evet, saati geldi. Bundan bir tane bir alalım. Bundan var. Fiyat uygun değil. Fiyat uygun değil. 18:25 diyelim. Al. Şundan yok. 25:25 geç. Bu neydi bu? Şundan da bir tane al. Uygun fiyatı olan 17.23 veriyor, 5 veriyor. Şundan alalım. Çay. Aa, çay. Çayın fiyatı uygun değil. 11-12. Şu ne? Ya, hadi şu patates cipsi olsun ya. Şimdilik. Gel. Yakındır arkadaşlar, size de geleceğiz. Bak şöyle ufaktan bir şey yapayım, 1-2 raf daha almamız lazım elektroniğe gitmeden önce. Yani öncelikle ikinci el alırım da. Biz şu anda neyi aldık? 130'daydık. Tabi düşmediyse bugünkü eksiklerden ötürü. Ev eşyası. Şeyde ikinci elde de bir masa var. Böyle düzgün. Onun üzerine bir iki bir şey alınabilir. Tabi onunla birlikte dükkanın şeklini değiştirmemiz gerekir.
Çok gidiyorsun ya. Bir daha nerede fren sıktım? Hop, nereye çıktık ya? Bir an yönümü şaşırdım. Evet. Bakalım. Allah'a emanet. Evet. Bahsettiğimi yapmaya çalışacağım. Böyle. İki 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 unutmak istiyorum bunları. Aa bak, bunlar buradaydı. Şeyler bitmiş. Güzel. Sen şuraya gel. Hop. Aa, kola bile satmışız ya. Hemen. Çevirelim yazısını. Burayı bayağı götürmüşler ya. Satılmış. Şimdi oğlum gittiniz de aradan mı aldınız lan? Hainler. En öndekini alsanıza. Ne uğraştırıyorsunuz adamı? Şimdilik burası böyle. Bir raf olsun. Bir şeyler düzenleyip tam şey yapana kadar. Böyle karışık koyayım. Git. Şuraya koyalım mı? Şöyle hepsi kutular şöyle durmuş olur.
Bunu şimdilik şuraya bir koyayım. Burada şeker vardı normalde. Şey kötü, şu rafların üstteki ikisini kullanamıyorum. Son bir parti. Şimdi şunu alalım. Aşağıdaysa çünkü satılmıyor. Kolideyse satılmıyor. Tane kalmış. Sonuncuyu da şimdilik şurada bırakalım. Dursun. Şampuanlar şuraya. Bunların yanına. Bunlar zaten daha önceden de bu bölgede duruyorlardı. O mor büyük şampuan da bu yanda duracak. Böyle bir spreyimiz var mıymış bizim ya hiç? Yokmuş. Evet, şuraya koyalım o zaman. Sonuncuyu da buraya koyalım. Aşağıya. Mr. ZX. Evet. Şimdi yemeğimizi yemeden gitmeyelim. Paketlerin üstünden geçtik ama o kadar da olsun. Şimdi burası fırın. Fırına bugün için uğramamıştık. Bunlar 24 saat açık. Daha buzdolabı olduğu için şeye de uğrayamadık. Kasaba. Burası klinik. Burası polis merkezi ama herhangi bir şey yok. Sadece iki tane polis öyle duruyorlar. Yani gitseniz de hiçbir şey olmuyor. Biz geldik. Evet, eve geldiğinizde de yapacağınız. Şimdilik evi boş, bir koltuk var. İşte bir de bunları almıştım. Ondan sonra bir de yatak almıştım. Şimdi sanırım yeni başlayanlar da otomatikman bunun evinizde oluyormuş herhalde. Evet, şimdi yatmaya bastığım zaman save durumuna geçecek oyun. Evet, bu kadar göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Diğer videomuzda da
daha uzun olur diye düşünüyorum. Çünkü onda raflar falan alırız. Raf alınca doldur boşalt falan yaparız. O yüzden ne diyelim artık. Bir sonraki videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.